Değerli konuklarımız, şimdi kürsüye çok değerli bir konuğumuzu, Romantizmden Gerçeğe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanımız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nazım Ekren'i davet etmek istiyorum. Sayın Rektörüm, lütfeder misiniz? Sayın Başkanlar, değerli misafirler, değerli öğretim üyeleri, katılımcılar, basın mensupları, İtibar Atölyesi'nin düzenlediği, ismi de çok hoş gerçekten, Romantizmden Gerçeğe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı'na hoş geldiniz. Bana iletilen dokümantasyondan aldığım veri ve bilgiler ışığında konferans 12 başlık altında düzenlenmiş, oturumlardan ve farklı tematik konulardan oluşmakta. Bu çerçevede üniversite olarak destekçi kuruluşuz. Geçen hafta içinde YÖK'ten de onaylanan, resmi gazetede yayınlanmış olan bir merkezimizden de bahsetmek isterim. Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de üniversitemizde kurmuş olduk. Çok kısa bir süre içinde, muhtemelen bir ay sonra da ilgili ve gerekli atamaları yapıp yine sizlere bu merkezimizi takdim etmiş olacağız. Konferansın ana amacı veya ana konsepti sorumluluk. Metinlere, konuşmacılara baktığımda aynı konuları, aynı başlıkları tekrar etmemek için ben de biraz tür ekonomik, bir miktarda ekonomik politik olarak kurumsal sosyal sorumluluktan ne anladığımı sizlerle paylaşmak isterim. Sorumluluk esas itibariyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede bakıldığında sorumluluk, karakterin de en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Sorumluluk bu nedenle bireyseldir ve kişiye özel bir özellik taşımaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk ise işletmeler ve kuruluşlarla tüzel kişiliklerle ilgili özel bir konsept anlamına gelmektedir. Günlük hayatta, iş dünyasında gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin yer alması, rol ve fonksiyon gören özellik kazanması, kurumsal sosyal sorumluluk konseptini doğurmuş bulunmaktadır. Felsefi ve ekonomik politik açıdan bakıldığında, kurumsal sosyal sorumluluğun üç önemli bileşeni olduğunu ifade edebiliriz. Bunlardan bir tanesi ekonomik ve finansal, sosyal ve kültürel, siyasal ve hukuksal. Şunu söylemek istiyorum. Kurumsal ya da bireysel sorumluluk, kişinin ya da tüzel kişilerin faaliyette bulunduğu, yaşadığı ortamın ekonomik ve finansal boyutundan, sosyal ve kültürel ikliminden, siyasal ve hukuksal yaptırımlarından da etkilenerek bir şekil almakta ve evrimleşme sürecine girmekte. Tür ekonomik açıdan bakıldığında kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerde, kuruluşlarda üretilen mal ve hizmetten sağlanan katma değerin dağılımına işaret etmektedir. Bu çerçevede uygun fiyat ve kalitede mal ve hizmet sunumu sosyal sorumluluk kısmına vurgu yapmaktadır. Çalışanların, iş görenlerin, istihdam edilenlerin gelirleri, ücretleri ise kurumsal sorumluluğu ima etmektedir. Ekonomi politik açıdan bakıldığında kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal toplumsal talepleri, beklentileri, öncelikleri ve ihtiyaçları karşılama konusuna da dikkat çekmektedir. Bireylerin, şirketlerin, kamu kuruluşlarının kaliteli farklılık üreterek daha iyi konuma gelme, mukayeseli rekabet gücü kazanma arzu ve istekleri, istikrarsızlıkların nedeni olan aşırılık ve irrasyonelliği de tetiklemektedir. Farklı ölçek, kalite, güç, yetenek ve yetkinlikteki birey, şirket ve kamu kuruluşlarının bir arada bulunması, faaliyet göstermesi de işlevsel kurumsallaşma olarak tanımlanan kurallar setinin varlığını da zorunlu hale getirmektedir. Bu da istikrarın belirleyicisi olan makullük ve ölçüllülük konseptlerinin önemini ifade etmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, karar alma ve uygulama süreçlerinin, dolayısıyla da sorumluluğun
gerçek kişilerden tüzel kişilere kaydığı, geçtiği ortamlarda özel önem taşımaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk, organizasyonel ve fonksiyonel değişim ve dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı hukuksal sonucun da bir yansımasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk, bireysel ve toplumsal yapı ve ilişkiler sistemindeki kırılganlıkların, hassasiyetlerin artmasına paralel olarak gündeme gelmiş de bir olgudur. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar yanında ulusal otoriteler de yasal düzenlemeler getirmiş, kurumsal sosyal sorumluluğu araç olarak kullanımını teşvik etmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluğu, tüzel kişiliğin karakterini, itibarını şekillendiren, belirleyen önemli bir kurumdur ve uygulama aracıdır. Algılama aldanımı üretmeyen, içermeyen kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, bireysel ve toplumsal refah ve mutluluğu arttırılmasında kritik rol ve fonksiyon üstlendiği uluslararası örneklerden de görülmektedir. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, katkıda bulunan konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Konferansın faydalı ve yararlı sonuçlar üretmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hocamıza bu değerli konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum.